Peki hazır şöyle Hafize Gaye Erkan'dan bahsetmişken iki tane şey var. En çok dikkatimizi çeken meselelerden biri şu. İddialar var. Sözcü gazetesi perşembe cuma ve cumartesi günü bu konuyu bir hayli e, muhataplarının iddialarını gündeme getirdi. Uzunca bir süre cuma günü Hafize Gaye Erkan ne söyleyecek? Merkez Bankası ne söyleyecek diye bekledik. Gece saatlerinde Hafize Gaye Erkan bankamıza yapılan işte e, atıfta bulunan meseleler yanlıştır yalandır dedi yalanlama yaptı ama e, onun üzerine yine ilgili iddianın sahibi Büşra Bozkurt hayır ben kameralı kayıtlarına bakalım göreceksiniz dedi. Yine öğleden sonra babası e, çıktı Erol Erkan değil mi yanlış söylemiyorum beyefendinin ismini. Erol Erkan çıktı. Dedi ki e, biz bize operasyon çekiliyor dedi. Şimdi ya çok enteresan. Neyin operasyonu? Dış güçler mi çekiyor operasyonu? Siz zaten orayı bıraktınız geldiniz. Hani böyle demiş ya iddia o yönde. Biz sizin için düzenimizi bozduk geldik demiş. Sağ olun var olun biz de size bunun parasını ödedik. Hani bir daha uzatmak istemiyorum, oralara girmek istemiyorum ama dikkat çeken konu şuydu. Hafize Gaye Erkan'ı kim getirdi? Mehmet Şimşek. Ve kimden izin alarak getirdi? Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Şimdi 3 gündür, 2 gündür bakıyoruz ya acaba... Hani onlar ne söyleyecekler bu konuyla ilgili? Ankara'dan aldığımız bilgiler gerçekten Merkez Bankası'nda belki hemen değil ama yakın bir zamanda bir başkan değişikliğinin gündemde olduğunu söylüyorlar. Hemen değil belki ama hani öyle bir tarzı var AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın. Bir konuyu işte Nadas'a bırakıyor, zamanı gelince siyasi faturayı kesiyor. Ama Cimer'den de herhangi bir şey gelmedi. Cimer'den çıkmıştı biliyorsunuz o ilk evrak. Cimer şöyle bir yalanlama yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberi alıp dedi ki bu dezenformasyondur. Bazı basın yayın organlarında yer alan Cimer'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı iddiası doğru değildir diyor. Uzun uzun anlatıyor ve şunu söylemiyor. Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddialar dezenformasyondur demiyor. Babasıyla ilgili iddialar ki bugüne kadar birçok konuda dezenformasyondur dedi. Yani dezenformasyon başkanlığı, iletişim başkanlığı içerisindeki. Burada demedi. Burada dediği şey şu. Bu bizden çıkmıştır iddiaları yanlıştır dedi. Cimer'den basına sızdırıldı iddiası doğru değildir dedi. Ama Hafize Gaye Erkan'a Cimer ya da iletişim başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı şu ana kadar herhangi bir açıklama yapıp bir yani böyle bir durum yok biz başkanımızın arkasındayız demediler. Yani bu da enteresan. Yani bu da tartışılıyor, konuşuluyor şu anda. Öte yandan hadi bu iddialar yani gerçekten doğruysa Merkez Bankası'nın bir aile yani güdümünde yönetildiğini gösteriyor. Değilse de Merkez Bankası'nın ciddi bir e, profesyonel e, profesyonellik sıkıntısı yaşadığını gösteriyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi Merkez Bankası Başkanı Gaya Erkan çıktı dedi ki, yanılmıyorsam Cuma akşamıydı bunlar yalandır Bunları ben şu an Amerika'dayım. Amerika'daki görüşmelerim esnasında ben bu haberi öğrendim. Bunu hangi gün söylüyor? Cuma günü akşam yazıyor bunu bize. Bakın o tweet cuma günü akşam paylaşıldı. Oysa bir merkez bankası başkanının zaten gidip o 20 gün Amerikalarda para araması falan filan söz konusu değildir. Ama birken yani kendisini bağlayan bir hukuku da var merkez bankasının. Ona da uymadığına dair bir bilgi oluştu. Nedir? Iris Cibre yazdı. Verelim onu da arkadaşlar. Bakın bu enteresan bir şey. Ee, Merkez Bankası'nın bu perşembe günü para politikası kurulu toplantısı var. Faiz kararı verecek. Biz burada her faiz kararı her ay oturuyoruz. İşte Can Coşkun'la beraber, Ebru ile beraber ne oluyor ne bitiyor değerlendiriyoruz. Faiz kararının üzerine konuşuyoruz. O kararı hepimiz tahmin etmeye çalışıyoruz ama bilmiyoruz. Bilmek çünkü yani size çok büyük avantaj sağlar. Böyle bir şey söylemiyorum ama bunun herhangi bir yere sızmaması, herhangi birine en ufak bir bilgi, mesaj vesaire bir kaş göz hareketi bile olmaması, birilerinin Merkez Bankası'nın yöneticilerinden bu konuda bir tüyo alamaması için Merkez Bankası'nın bir kuralı var. O kural şu. Para Politikası Kurulu toplantısı öncesindeki 7 günlük süre sessiz dönem olarak adlandırılmakta olup bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmamaktadır. Bu dönem içerisinde PPK toplantısına hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler para politikası kuruluna kapsamlı analiz ve değerler. Yani bir hafta öncesine kadar sessiz dönem. Bu dönemde hiç kimseye bir şey söyleyemezsiniz. Sessiz dönemdir diyor. Şimdi İris Çibri de şunu yazıyor. Merkez Bankası başkanları kaynak bulmaya çalışmaz. Para politikasını yönetir. Fiyat istikrarına odaklanır. Kaynağı hazine arar diyor. Sessizlik dönemi denilen dönemde ise asla iş adamı ve yatırımcılarla görüşemez. Kanunen de yasaktır. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de olmamalı para politikası kuruluna hazırlanmalı, hazırlanmalıdır. Hani babasıyla ilgili iddiaları geçtik. Diğer iddiaları geçtik. Hepsini bir kenara koyalım. Bu nedir Allah aşkına? Sizin bir hafta boyunca olmanız lazım. Şimdi Bakın burası Türkiye. Hafize Hanım siz uzun zamandır Türkiye'de değildiniz. Bakın 6. 7. ayında hem verdiğiniz röportaj hem de hakkınızda çıkan iddialar sonucunda aslında nerede olduğunuzu bir öğrenmiş olmanız lazım. Bu ülkede bu ülkenin insanları çok kandırıldı. Bu ülkenin insanları çok e, hassas. Her konuda oldukça titiz olmaya başladılar. Yani en ufak bir şeyde bu şurada bir cümle söylüyoruz az önce İyi Parti ile ilgili bir şey söylüyor. Bana neler söylerler? CHP'ye bir şey, dün Şişli Belediyesi'ne bir şey söyledim. Bana neler söylediler. Bakın her söylediğiniz, her yaptığınızın altında bu ülkenin insanları bir şey arar. Bir hafta öncesine kadar kanunen de sessiz kalmanız gereken bir dönemde siz Amerika'da kimlerle görüştünüz? Siz Amerika'da kimlere ne anlattınız? Bu, bu ülkede yanlış anlaşılır. Bakın yani şeyi geçtim. Öbür tartışmalarla ilgili söylenecekleri dün söyledik size zaten. Bakın yapmayın, etmeyin. Memleketinizi hatırlayın. Siz bu ülkenin insanısınız. Hani oralardan geldik sizi kurtaracağız falan demiş iddiası var babanızın ama ben size bir kere daha söyleyeyim. Bu ülkenin insanı buralarda endişelenir, işkillenir. Yapmayın. Görevinizi yapın. Öyle aileyi maliye çıkartın işin içerisine. Zaten hani dediğim gibi bu işten sadece ben değil anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir hayli rahatsızmış. Biz bir daha bunu hatırlatalım dedik. Sessiz dönem. Bir hafta kalana kadar yani perşembe günü karar verilecek. Bir hafta öncesine gidin. Dün değil evvelki gün hatta iki gün öncesi. O perşembeden sonra Merkez Bankası Başkanı'nın oturup analizler yapması lazım. Neredesiniz? Amerika'da. Ne yapıyorsunuz? Görüşme. Doğru mu? Bakın diğer iddiaları bir kenara bıraktım. Bu işinizi iyi yapıp yapmadığınızla ilgili bir soru size. Lütfen bunu bize bir açıklayın. Yani biz de bu ülkenin yıllardır kriz altında, enflasyon altında inim, inim inleyen insanlarının bir hayal kırıklığına dönüşmemeniz için bu bilgiyi vermeniz gerekir. Hayal kırıklığı dedik, günaydın demiş alışkanlıkları değiştirmek yerine keşke tek bir şeyi değiştirebilseydi bu ülke. Şimdi her şey daha farklı olacaktı. Gerçek hayal kırıklığı budur diyor Taner Bey. Sinan Bey diyor ki 2002 seçimi benim hayal kırıklığımdı. Bütün hayallerim o zaman yıkıldı diyor. E, ee, Soner Bey diyor ki Hint meditasyonu yapıyorum. Nasıl bir şey bilmiyorum ben ama haftada bir öğün yemek yetiyor. Ee, yine önümüzdeki seçimde bir akşam yemeğini 10 bin lira verenlerle o parayla bir ay geçinmek zorunda kalanlar arasında olacaktır diyor. Hayal kırıklığı etiketine sizler yazıyorsunuz. Ben de buradan okuyorum. Instagram'dan da çok güzel mesajlarınız geliyor. Yine birçoğumuz şunu söylüyoruz. Hayallerimiz yıkıldı.